Dedim Servet kaç oğlum burada? Aklın varsa oku, bu hayat hayat değil. Ekim 2004 yılında Estaverde'i kurduk. Biz dedik saç ekimi yapıyoruz. Yurt dışı maceramızı 2005 yılında başladık. Dubai'ye gittik. Bizden başka sağlık turizmi için bayrağı sallayan yok. Göğüslerin silikon taktırmayan hanım kalmadı gibi. Brezilyan popos dediğimiz popoya sahip olmak için geliyorlar. 2019 ciromuz 3 milyar dolar. Bu 3 milyar doların 1,5 milyar doları saça ait. Anne baba Adıyamanlıyım. 5 çocuklu bir ailenin son çocuğuyum. Babam Adıyaman'dan İstanbul'a göçmüş. Ekonomik zorluklarla boğuşuyor. Annem diyor ki 5. çocuğa hamileyim. Babamın hemen kırmızı kart çıkarıyor. Bunu aldıracaksın diyor. Annem de üzülüyor. Annenem bir tüccar çocuğu. Rahmetli babam diyor ki ben diyor bakacak gücüm yok. Anneannem hemen bu çocuğu ikinci çocuğum himayeme alırım diyor. Annem der ki bir ay doğdu içime. 6 çocuk dünyaya getirdim. Sen doğduğun zaman gerçekten bir ay doğdu içim çok ısındı der. Hayatta hep gerektiği yerde işi tersine götürmeyi severim. Unutamadım. Rahmetli amcam vardır. Saçlarını bir yantin sürer. Sürekli kitap okur. 1972-73 yıllarında Türkiye'de 2 üniversite bitirmiş nadir insanlardan biri. Rahmetli amcam çocuğu olmadı. Ve beni de çok severdi. Bir tekstil atölyemiz vardı. Babam dedi ki hadi gel çırak olacaksın atölyede. Olur dedik baba yani hayır diyecek halimiz yok ki. 7. yaşın yaz ayındayız. Gittim. Makine gürültüyle guc 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 beynimde ötüyor. Ütüye geçtim, kolum yanıyor. İplikleri temizleyeceğim, elimi kesiyorum. 7 yaşındayım. Rahmetli amcama gittim. Yazın dedim, beni yanına alsana. Oğlum ne yapacağım ben sen dedi. 7 yaşında çocuksun dedi. Ne istiyorsan yaparım dedim ama beni yanına al. Niye dedi bunu istiyorsun? Amca dedim, bir hafta 10 gün atölyeye gittim. Bana göre değil orası dedi. Tamam dedi, ben babanla bir konuşayım. Amcam tabii onu ikna etmiş. Sen demiş amcanla konuşmuşsun. Evet dedim konuştum. Amcam okumuş adam ya okumak istiyorum. Belki ondan feyiz alırım diye gitmek istiyorum dedim. Rahmetli amcama gittim. Laleli'de çok güzel bir yazıhanesi vardı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Ankara'nın en ileri gelen eczacılar. Bir baktım enter insanlar. Konuşmaları güzel. Sohbetleri, muhabbetleri derin. Büronun maskotu olmuştum. Amcam sağ olsun beni her gittiği yere götürmeye başlıyordu. Belgrad Ormanı'nda ilk defa amcamla öğlen pikniğe gitmiştik. O benim için çok unutulmaz dönemlerdi. Ve Kabataş erkek lisesini kazandı. Annem hemen karşıma geçti. Gidemezsin dedi. Şu anda elimde belgem var ben gideceğim dedim. Akşam oldu babam geldi. Git oğlum dedi. Ben oturdum. Baştan aşağıya mühendislik yazdım. Mutluyum çünkü mühendis olmak istiyorum. Kafa çünkü matematik kafası. Rahmetli babam nereye yazdın dedi. Dedim babacığım mühendislikleri yazdım. Ne olacak dedim mühendis olunca. Ne mühendisi olacaksın dedi. Dedim bilgisayar mühendisi olacağım. Bilgisayar mühendisi olunca ne olacaksın dedi. Ne bileyim büyük bir şirkete gireceğim dedim. Orada yükseleceğim. Peki en yükseğe çıkınca ne olacaksın dedi. Baş mühendis olacağım. Sonra baş mühendis olunca ne yapacaksın dedi. Ne bileyim projeler dedim. Peki patron projeni beğenmez yüzünü atarsa ne yapacaksın dedi. Babam okumamış ama insan sarrafı bir adam. Az konuşur öz konuşur. 84 yılında üniversite imtihanına girdim. İlk 300'e girerek Türkiye'de çok şükür bir sıralama almıştım. Ve Çapa Tıp Fakültesi'ne girdim. Fakat fakülte ezber bana göre değil. Okuyorum ama aşkla şekle değil. Bizim 3. sınıftan itibaren branşlar vardır. Çocuktur, dahiliyedir, cerrahidir. Babam enteresan bir şekilde beni çocuk doktoru yukarıdan şey yazma vesile kıldı. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 91 yılında başladım. Özer Pala hocamız vardı, klinik şefimiz, doçentti ve Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli hocalardandı. Yani öyle bir hocalık hayatı geçirmiş ki 20 sene yaz tatili görmemiş. Böyle bir hocanın elinde yetiştik. Dedim ki ben artık doçent, profesör olmak istemiyorum. Ben özel sektöre geçip ticaret yapmak istiyorum. Yaşım henüz daha o dönemde 27. Hiçbir şey bilmiyorum. 10 tane doktor arkadaşı topladım. Herkese dedik %10 hisse verelim. Patron olmasın aramızda. Hepimiz şirketi alalım havaya kaldıralım. Çoğumuz bizim uzman değiliz. Hepimiz ihtisasın son yılındayız. Biz orayı 50 bin marka satın aldık. Fakat 2004'ün başına geldiğimiz zaman insanlar sadece o dönemde SSK hastanesi ve devlet hastanesine gidebiliyordu. Ve özel hastane ve poliklinikler tıp merkezleriyle acil ihtiyaçlarını götürüyordu. İşte özel sektörün ön planda olduğu bir dönemdi. SSK'sı emekli sandığı olabilen
özel hastaneye de gidebilir, üniversite hastanesine gidebilir. Fakat tıp merkezine, polikliniğe gidebilir ibaresi yoktu. Bunun Türkçesi poliklinik ve tıp merkezi ipi çekilmişti. 3 tane polikliniğimiz vardı. 2 tanesini bir şekilde devrettik ama batarak devrettik. Çünkü o dönemi yönetmek bizim için imkansız bir hale gelmişti. Dedik ki biz burayı en azından elimizde tutalım, bir dönüşüm yapalım. 6 ay sabahleyin 6'da toplanıyorduk. Ben dedim ki bulduk. Otoban dedim burası. Biz bu otobana çıkarsak biz burada hız yaparız. Güvenli bir yol dedik. O dönemde henüz daha İstanbul'da marka olmuş bir yer yok. Bizim sadece amacımız buydu. Estetik dünyasını marka yapmaktı. Dünyanın neresine koyarsak markayı orada koşsun. İçinde saç ekimi, plastik cerrahi, ameliyatsız güzelleşme, lazer epilasyon uygulamaları ve selülit tedavileri. 5 kulvarda koşalım dedi. Ve günlerce toplantıda ne kazanır ne kaybederiz tartışmaya çalışıyoruz. Ekim 2004 yılında Estaworld'u kurduk Bahçe Evler Şubemizde. Bismillah dedik, yola çıktık. Bir bacak neredeyse 1000 dolara epilasyon yapılıyor. 8 seans yapılacak normalde. 8000 dolar lazer epilasyon yapılan bir dönemden bahsediyorum. Tabii biz fiyatları uygun halde kılalım dedik. 1-2 yıl içinde biz acayip bir ivme aldık. Saç ekimde özellikle o dönemlerde foot tekniği vardı, ameliyatlı teknik. Epilasyonu doğru yapan uzmanları yetiştirmeye başladık. Dünya çapında ürünler bünyemize katmaya başladık. Enteresan, heyecanlı, hızlı, bizi mutlu eden bir dönem oldu o dönemde. Ve 2009 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan bize bir tebligat geldi. Güzellik poliklinikleri kapatılacaktır diye. Büyük ihtimalle bir takım güzellik salonlarında gayri ahlaki işler yapıldığı kulaklarına gelmiş. Fakat sapla samanı ayırt etmeden hepsini kapatalım mantığı o dönemde var gibi duruyordu. Biz o dönemde bütün bürokratlar, milletvekilleri, bakanlar araya soktuk. Sağlık Bakanı'na randevu alacağız. Derdimizi anlatacağız. Türkiye'de biz bu işte çok iyiyiz. Kaliteli işler yapıyoruz. Lütfen sapla samanı ayıralım. Kaliteli marka olmuşlar hayatiyetten devam etsin. Gerekli yerleri kapatın gitsin. Artık bizim kapatılacağımız son gün bir heyetimizi kabul etti. Makamında durumumuzu arz ettik. Türkiye'nin aydınlık yönü olduğumuzu ve dünya ile entegre olan bir yönümüz olduğunu kendisine ifade ettik. Bizi güzellikten dönme poliklinik olarak yönetmeliğe yazdırdı. İpimizi çok şükür kendi elimize kurtardık. 2011'in Türkiye'nin ilk ve tek plastik cerrahi hastanesi açmış olduk. 2016 yıllarına kadar yaklaşık orada bir 5 yıllık iyi bir maratonumuz oldu. Sonra 2014'te de şu anda bulunduğumuz binada bu hastanemizi açtık. Yurt dışı maceramızı 2005 yılında başladık. Dubai'ye gittik. Ülkemizi tanıtacağız. Heyecanlıyız. Bundan 15 sene önce. Yaşımız henüz de 35'lerde, böyle cıvıl cıvılız, hareketliyiz, enerjiyiz. O sırada bütün Taksim'de gördüğünüz insanları getiren turizm ajantayla yan yanayız. Bizden başka sağlık turizmi için bayrağı sallayan yok. Biz dedik saç ekimi yapıyoruz. Biz dedik estetik cerrahi yapıyoruz. Biz dedik Estaworld'uz. Dedik önce bir getirelim bizi dünya insanına, evimize. Yoğun reklamlara başladık. Bütün Arap dünyasından İstanbul'a turist getiren firmalarla kazan kazan sistemiyle bir partnerlik anlaşmaları yaptık. O dönemde yavaş yavaş Arap dünyasından başlamak üzere bir akım başladı bize. 2006, 2007, 2008'de İstiklal Caddesi'nde insanlar dolaşmaya başladı. Hep Araplar ilk baştaydı. 2015'ten sonra şu anda öz Almanlar, İngilizler, Hollanda, Belçika, Kanada, Avustralya, nereden istersen insanlar ülkemize gelmeye başladı ve şu anda ülkemiz çok şükür dünyanın sağlık üssü oldu. İstanbul dünyanın sağlık turizminde baş şehri, ülkemizde baş ülkesi oldu çok şükür. Saç ekimi lokomotif, ikincisi estetik cerrahi, üçüncüsü diş ve dördüncüsü göz diyebilirim. Bizim şu anda tahminen 2019 ciromuz 3 milyar dolar gibi kabul ediliyor. Bu 3 milyar doların neredeyse 1,5 milyar doları saça ait. Covid döneminden sonra inşallah dünyada sağlık konusunda marka olduğumuzu, çok iyi bir güç olduğumuzu, dünyaya bence bir Covid döneminde reklamını çok güzel yaptık ve iyime giderek artacak diye net bir şekilde bekliyorum. Ve önümüzdeki bence 4-5 yıl içinde 3 milyar dolar, 20 milyar dolar çıkarsa şaşılacak bir rakam olmadığını bilmenizi isterim. Kadınlar en çok estetikte göğüs
burun, belli yaşları geçmişlerse liposakşın ve karın germe. Ülke olarak da İsveç, Norveç, Danimarka popo implantına geliyor. 20-35 yaş grubu arasında. Memeye bakıldığı zaman yine 20-35 yaş grubu çok hat safhada. Liposakşın, karın germe daha çok 35-45 yaş grubu bandında. Dünya çapında çok büyük ünlüler geldi. İngilizlerin formül ve bir şampiyonları mı diyeyim? Dünyanın ünlü futbolcularından isimler mi diyeyim? Birçok filmlerde gördüğümüz duayenler mi diyeyim? Özellikle Körfez ülkelerinden birçok krallar, şeyhler mi diyeyim? Dünya çapında milyar doları geçmiş iş adamlarının gelip ülkemize hizmet alması mı diyeyim? Saç ekimi ortalamaya bakıldığı zaman 2.000-2.500 euro civarında diyebilirim. Dünya için bu çok uygun bir rakam. Onun için dünyada saç ekimi özellikle İstanbul lehine patladı.